Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bir başka içerikle karşınızdayım. Umarım keyfiniz ve sağlığınız yerindedir. Sağlığınız diyorum, malum dışarıda salgın var. O salgından ben de nasibimi aldım. Sesim biraz kötü, lütfen mazur görün. Ki öyle bir ana denk geldi ki sesim kötüyken kablosuz yaka mikrofonu seti incelemesi yapacağım. Vakit kaybetmeyelim, bu Boya'nın XM6S2'sine yakından bakalım. Boya, 2007'de Çin'de kurulan ses ekipmanları üreten bir firma. Özellikle kaliteli ve rakiplerine göre daha uygun fiyatlı mikrofonlarıyla tanınıyor. Masamdaki set ise XM6S2. Hem kameralarınızla hem de cep telefonlarınızla bu seti kullanabiliyorsunuz. Mikrofonun performansını daha iyi anlayabilmeniz için video boyunca tüm sesi bu mikrofonla alacağım ve seste herhangi bir düzenleme de yapmayacağım. Kutu içeriğiyle başlayalım. XM6S2 bu beyaz kutuyla geliyor. İçerisinden stickerlar, sertifika ve garanti belgesi, kullanım kılavuzu, 2 tane dead cat, 3 tane tip C şarj kablosu, 2 tane kablolu yaka mikrofonu, kamera ve cep telefonları için bağlantı kabloları, kılıf, 2 tane verici ve 1 tane alıcı çıkıyor. Alıcı ve vericiler sert plastikten üretilmiş. Aynı dikdörtgen tasarıma sahip. Üzerlerinde TX veya RX yazmasa karıştırabilirsiniz. Vericiler ve alıcı 33 gram ağırlığında. Vericilerin üstünde dahili mikrofon, yaka mikrofonu için 3,5 mm giriş, yan tarafta da 3 tane tuş bulunuyor. Artı, eksi ve güç sessizi alma tuşu. Diğer tarafta da şarj için tip C portu konumlandırılmış. Alıcıda da tuşların ve girişlerin dizilimi aynı. Sadece üst tarafta 3,5 mm ses çıkışıyla 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Tüm cihazların üzerinde minik bir ekran var. Bağlantı ve batarya durumunu görüntüleyebilir. Ses seviyesini gözlemleyebilir, stereo veya mono olarak hangi modda olduğunuzu görebilirsiniz. Ayrıca cihazların arkasında klipsler mevcut ve bu klipsler HotShu adaptörlerle uyumlu. Ekstra bir aparata ihtiyaç duymadan alıcıyı kameranıza takabilirsiniz. Bu sette SD kart girişi bulunmuyor. Yani tek başına harici bir kayıtçı olarak kullanamıyorsunuz. Sesi kaydetmek için bir kameraya, cep telefonuna veya harici kayıt cihazına ihtiyacınız var. Alıcı ve vericiler tam şarjda 6-6,5 saat kullanım sunuyor. Tabii cihazları şarj edebilmek için kutudan çıkan 3 ayrı kabloyu kullanmanız gerekiyor. Aynı anda şarj için 3 farklı porta, adaptörlere veya şarj istasyonuna ihtiyacınız var. Keşke kutuya üçlü tek bir kablo konulsaydı. Tabii Boya, kullanıcı geri dönüşlerini dikkate alan bir firma. Bu doğrultuda yeni çıkarttıkları mikrofon setlerine şarj kutusu koydular. Ben kablo karmaşasıyla uğraşmak istemiyorum diyenler Boya'nın XM6K2 modelini de inceleyebilir. Şimdi gelelim teknik özelliklere. Vericiler ve alıcı 2.4 GHz bandı üzerinden iletişim kuruyor. Mikrofonların omnidirectional paterni var. 50 Hz ile 18 kHz frekans aralığına sahip. Dahili mikrofon 120 desibel, yaka mikrofonu da 110 desibele kadar sesleri sorunsuz bir şekilde alıyor. Sinyal gürültü oranı da 84 desibel. Videonun burasına kadar duyduğunuz tüm sesler Boya'nın dahili mikrofonuyla kaydedildi. Performansı nasıl buldunuz? Lütfen yorumlarda paylaşın. Ayrıca bir de dip ses testi yapalım. Şu anda odada bilgisayar çalışıyor, monitörün fanı, ışığın fanı aktif halde çalışmakta. Bana gelen bir hafiften uğultu var. Bakalım bu uğultuyu dip sesi size mikrofon ulaştıracak mı?
Evet, şimdi dahili mikrofondan harici mikrofona geçelim. Nasıl? Kutunun içerisinden çıkan yaka mikrofonunu bu kapsüle takarak. Şu anda XM6S2'ye yaka mikrofonunu taktım. Yaka mikrofonunun klipsi de çok güzel tasarlanmış. Mikrofonu rahatlıkla oturtabiliyorsunuz. Hiç zorlanmıyorsunuz. Üzerine de süngeri taktım. Şu anda kullanıma hazır. Nasıl? Dahili mikrofonla yaka mikrofon arasında bir farklılık var mı? Bana yaka mikrofonu biraz daha tiz gibi geldi. Şimdi yaka mikrofonla da dip ses testi yapalım. Ben şu anda susuyorum. Bunu da yaptık. O zaman şimdi iç mekandan dış mekana çıkalım ve mikrofonun performansını orada test edelim. Yeni bir yıldan herkese merhaba. Sürekli testleri gerçekleştirdiğimiz alanda sahildeyiz. Hava bugün çok güzel. Ocak ayındayız ama baktığımızda her yer günlük güneşlik. Hafiften bir rüzgar esiyor. Tam da mikrofon testi için uygun bir ortam var. Umarım yeni yılda her şey de gönlünüzce dilediğiniz gibi olur. Sağ olsun Sör de beni yalnız bırakmadı. Benimle beraber şu anda bu çekimi gerçekleştiriyor. Her zaman. Sörcüğüm mutlu yıllar Her diliyorum. zaman. Efendim, 2022 nasıl geçti? Hoş geldiniz. Hoş Hoş bulduk. geldiniz. 2022 mi dedin? Evet. Duymak istemiyorum. Neden? Gitsin diye artık son zamanlarda böyle dualarım ayyuka çıkmıştı. Kabul oldu. 2023 çok güzel olacak. İnşallah hepimiz için çok iyi olur. Tüm insanlık için. Şimdi Boya'nın XM6S2 yaka mikrofonunu test ediyoruz. Daha doğrusu kablosuz yaka mikrofonu setini test ediyoruz. Şu anda kapsül takılı ve üzerinde de deadcat var. Birçok mikrofonda bulunduğumuz alanda test yaptığımızda deadcat olmasına rağmen rüzgar sesi, uğultu sese yansıyordu. Bakalım bu mikrofonda öyle bir şey olacak mı? Biz de sizle beraber montajda göreceğiz. Alıcı ve vericilerin üzerinde bir ekran olduğunu paylaşmıştım. Özellikle dış mekanlarda, güneşli havalarda ne yazık ki ekran üzerindeki göstergeler okunmuyor. Yani elinizde kapatıp bakmanız gerekiyor. Bunun dışında çekimlerinizde bu tarzda dikdörtgen veya kare cihazları boynunuza takmayı, bu şekilde çekim yapmayı istemeyebilirsiniz. İşte bu noktada devreye kutu içerisinden çıkan yaka mikrofonları giriyor. Şu anda da o yaka mikrofonlarından biri takılı, sesimi de bu mikrofonla duyuyorsunuz. Boya XM6S2'lerde iki farklı mod bulunuyor. Bir tanesi stereo, diğeri ise mono. Şu anda kaydımızı mono modda alıyoruz. Bir mikrofon Sör'de, diğeri ise bende takılı. Peki Sör, mono modda kayıt almanın nasıl bir avantajı var? Sesler birbirine karışmıyor. Güzel. Ayrı kanallara kayıt aldığı için. Bu da sana kurguda çok büyük avantaj sağlıyor. Sesleri ayırabiliyorsun, ses seviyelerini alçaltıp yükseltebiliyorsun. Üst üste binmelerini zaten cihaz kendisi engelliyor. Bunu geçtik de, bunun ben frekansına falan böyle bir kurcalayayım dedim. Yapamadım. Yok öyle bir şey. Evet, çünkü cihazların üzerinde frekans ayarlama menüsü bulunmuyor. Herhangi bir sinyali bozan olumsuz bir durum oluşursa cihaz sinyali otomatik olarak değiştiriyor. Frekansı otomatik olarak değiştiriyor. Pardon, ben sözümü geri aldım. Tamam. Ne oluyor böylelikle? Statik gürültülerin, kesilmelerin önüne geçiyor. İstenmeyen şeyleri engellemek. Anladım, tamam. Akıllıymış, tamam. Cihaz akıllı. Akıllı, tamam. Şu anda XM6 2'de DET takılı. Scooter'ın üzerinden sürüşümü gerçekleştiriyorum. Sörle de aramızda mesafe var. Bir yandan da mesafe testini yapıyoruz. Sörün olduğu konumdan yaklaşıyorum. Yaklaşık mesafemi 100 metreye çıkarttım. Arkam Sör'e doğru dönük. 100 metrenin üzerindeyiz. Yavaş yavaş da yaklaşıyorum. Arada ağaçlar var. 20, 30, 40, 50 tane ağaç var arada neredeyse. Şu anda yakınlaştım. Sör'ü gördüm. O da beni gördü. Testimizi gerçekleştirdik, bitirdik. Önünüzde herhangi bir engel yoksa 100 metrenin de üstüne çıktığını rahatlıkla söyleyebilirim. Ama arada ağaçlar maaşlar olduğunda hafiften kesilme olabiliyor. Bu kablosuz yaka mikrofonu setini telefonlarınızda da kullanabilirsiniz. Ancak yeni telefonların çoğunda, bakın elimde bir Android, bir de iOS
Bu seti nasıl kullanacağız? Gidip dönüştürücü alacağız ve seti telefonlarımıza bağlayacağız. Hatta gelin iPhone 14 Pro'ya bu seti bağlayalım ve çekimlerimize devam edelim. Videonun son testini gerçekleştiriyoruz. Şu anda Boya'nın kablosuz yaka mikrofonu seti iPhone 14 Pro'nun üzerine takılı. Kendi telefonu. Beyefendinin Xiaomi telefonunu kullanmadığımız için biraz gönül koydu. Yo, ben vermedim ya. Peki öyle olsun bakalım. Peki bu seferlik öyle olsun. Telefona yani taktığınızda seti de ses size bu şekilde ulaşacak. Ya konumuz telefona takmak, kamerayla çalıştırmak falan değil. Neyle çalıştırırsanız çalıştırın, hazır kıta bir cihaz. 10 saniye içerisinde ben buradayım diyor. Bir, kutu içeriği dolu dolu. İki, fazla fazla kablo. Fazla diyemedim de onu. Fazla mal göz çıkarmaz. Çekinmemiş arkadaşlar. Yalnız benim minicik kırdığım bir not. Şu açık havadayız, pırıl pırıl güzel bir hava. O üzerindeki o LED'i şeyi göremedim ben. Biraz daha dolu dolu fosforlu ışık şey olabilirdi. Alıcı ve vericilerde kullanılan, evet yani, LED'ler onu, daha parlak olabilir. Onu göremedim ama onun için hani kaşlarımı çatıp mimiklerimi şey yapmıyorum. O kadar kadı kızında da olur. Ama onu diğer ürünlerde mutlaka daha güzelleştireceklerdir. Benim söyleyeceğim bu ya. Başka bir şey yok. Mesafe testi çok iyi. Mesafe testi aldı beni benden götürdü. Metreler, teknik özellikler metre. Teknik özellikler miydi o? Evet, teknik özelliklerinde firma diyor ki o 100 metreye kadar hiçbir engel yoksa biz bu sinyali iletiriz. İletti mi? İletti. İletiyor, evet. İletiyor. Yani 100 metreden de kim çekim yapacak onu bilmiyorum. 100 metreden ne çekeceksin ki? Yani sesi aldın. Ben buradayım. Tamam. Cihaz şey, cisim nerede? Ne çekiyorsun? Bilmiyorum ama o da size kalmış bir şey artık. Seste bir problem yok. Bu arada motosikletler geçiyor. Çaycısı, çorbacısı geçiyor. O sesler size ulaşıyor mu? Bilmiyorum. %100 ulaşıyor. Kesin değil mi? Ya, almayacağı şey yok bunun. Gerçekten güçlü cihaz ya. Güzel, güzel. Şaka değil. Muadillerine göre düşük paraya yüksek kalite. Yani rakip firmalarına baktığınız zaman aynı kaliteyi sunuyor ama daha uygun fiyatlı. Kesin evet bu. Başka da bir şey yok. O zaman videoya beğeni ve yorum bırakmayı, en önemlisi de kanalımıza abone olmayı unutmayınız efendim. Tekrar sağlıklı, güzel, gülücüklerle dolu, bir de bol paralı. Tabii. Bir yıl olsun. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, paralı, sevdiklerinle geçirebileceğin günlerin olsun. Amin. Bu kadar. Görüşmek üzere.